Evet arkadaşlar, bugün hafta sonu, bizim de birkaç eksiğimiz var. O yüzden markete gidiyoruz. Patates falan alacağız. Pazar kurulmuyor Covid'den dolayı. Bizim evimiz yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta arkadaşlar. Burası merkez, saat kulesi var burada. Merkez burası. Şimdi biz markete gideceğiz, bakalım. Evet arkadaşlar, markete geldik. Şimdi patates alıyoruz. Tesadüf geldik ama patates indirimdeymiş. Bari biraz alayım dedim. Birkaç kilo alacağım. Evet arkadaşlar, soğan da alıyoruz. Biliyorsunuz bahçemde soğan var ama ona kıyamıyorum. Böyle yemekte kullanmıyorum. Onu salatalarda falan kullanıyorum. Az zaten. O yüzden markette soğanımızı da alıyoruz. Eve gideceğiz. Bakalım ne yemek yapacağız. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar burada baktım, maske var. Çok da uygun. 50 tanesi 30 liraymış. 37. O yüzden alayım dedim. 3 katlık. Çok güzel. Bunu da alıyorum şimdi. Arkadaşlar bir gün oltu vlogu çekeceğim ama şimdi size göstermek istedim. Bu da oltuyu temsil ediyor. Oltu taşı meşhur, biliyorsunuz. Karemiz burası da, oltu karesi ama oltu da. Dışarıda gelenler de böyle resim çekiliyorlar. Tamam. Bu arkadaşlar da biraz önce biz çektik. Şimdi kendi kendilerini çekiyorlar. Daha çok kalabalık oluyor oltu. Böyle millet hafta sonu. Evet, bir şey aklıma geldi arkadaşlar. Yumurta alacağım. Yumurtayı unuttum. Ya. Covid'den dolayı köyden arabalar gelmiyor. Bir ara serbest oldu. Şimdi ikinci dalga diye bayağı bir sıkı tutuyorlar. Şimdi yumurta gelmiyor artık. Marketten alacağım. Şimdi aklıma geldi. Park ediyorum arabayı. Yumurta almaya iniyorum. Evet arkadaşlar, yumurtamızı da aldık. Şimdi eve gidiyoruz. Yemek yapacağız inşallah. Bakalım ne yapacağız. Evet arkadaşlar, yumurtamızı da aldık. Şimdi evimize doğru gidiyoruz. Gittikten sonra da yemek pişireceğiz. Arkadaşlar bir de kilisemiz var. Restore edilmemiş ama böyle biraz yıkık dökük. Gelenler durup resim çekiyor, içini geziyor ama inanın ki ben burada yaşadığıma rağmen hiç girmedim içine, sadece dışarıdan gördüm. Evet arkadaşlar, markette geldik, patates aldık. Ne yemek yapalım diye düşündük. Fırında patates yapacağım. Tavuklu patates yapacağım fırında. Mutlaka herkes evinde günlük yaptığı bir yemek ama bir de benim tarifimle deneyin istedim. Şimdi patateslerimi soydum, yıkadım. Şimdi doğruyorum. Sonra bir aşamalarda görüşmek üzere inşallah. Evet hanımlar, tavukla yapacağım dedim, bagetle yapacağım. 9 tane de bagetim var. Şimdi ne sos hazırladığımı söyleyeceğim size. Tamamen baharatlar siz isteğinize bağlı ama reyhan koydum, karabiber, pul biber, sarımsak, bir çay bardağından birazcık az sıvı yağ. Bir de bugün yayınladığım domatesle kapya sosu yapmıştım, onu koydum. Siz isterseniz salça koyabilirsiniz ama benim sosum olduğu için ben sos koyuyorum, salça koymuyorum artık. Bütün yemeklerimde bunu kullanacağım ama salça giren yerlerde salça koyacağım tabi. Şimdi bunu harmanlıyoruz böyle arkadaşlar.
Karıştırıyoruz. Tuz koydum tabii bu arada. Tuzu unuttuk. Tuz koydum. Baharatlar tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz baharatı koyabilirsiniz. Evet, şimdi bu sosa bulayacağız arkadaşlar. Patates de koyuyoruz arkadaşlar. Patatesleri böyle çok ince yapmayacağız ki, anca beraber pişecek ya, o yüzden çok ince yapmıyoruz. Elma dilimi şeklinde yapıyoruz patatesimizi. Şimdi bunu harmanlayacağız. Sonra fırına süreceğiz. Tanımlar, bir de iki domates doğramıştım. Biberim var. Şimdi bunları da böyle koyuyorum. Yanmaz kağıt koyacağım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi yemeğimiz pişti. Ben yemeğe hiç su koymuyorum. Şimdi size göstereceğim. Bir pes yapalım. Patatesleri çok böyle ince yapmıyoruz. Elma dilimi yapıyoruz. Bak görüyorsunuz, alttan da alıyorum arkadaşlar, herhangi hiçbir şey yok. Evet Tamra, şimdi bakın test ediyoruz, patatesi pişmiş ama dağılmamış gördüğünüz gibi. Tekrar et de öyle, o da at da aynı öyle, o da yine aynı, çok güzel pişmiş görüyorsunuz. Kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olmayı, like atmayı unutmuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz çok acıktık. Bize afiyet olsun.